Evet arkadaşlar merhabalar. Bir yarı yıl tatiline daha girdik. Çağınberk karnesini aldı. O da ana sınıfına gidiyor Çağınberk. Şu an zor tutuyorum. Hediyesini aldık ona. Açmak için çok heyecanlı ama çekip size de tanıtmak istedik hediyemizi. Karne hediyemizi Çağınberk açıyor şimdi. Bakalım istediği, beklediği bir oyuncak mı almışız ona? Sürprizimiz. Evet, açalım bakalım. Şuradan açalım Çağınberk. Heh, oradan aç babacığım. Yırt, Yırtı yırt bakalım, yırt. zaten. Ooo! Aa! Arkeolog sesi! Aa! Evet. Evet. Evet, şimdi oynayacağız, bakacağız. Aç bakalım, arkadaşlara da gösterelim. Hediyemiz neymiş? Evet, işte arkeolog oluyorum seti. Arkadaşlar bu evet Clementoni'nin bir seti. Şimdi size kutu üzerinden gösterelim. Bilim ve oyun setinden. Bu sette ikisi bir arada arkadaşlar. T-Rex ve Triceratops birlikte ikisi. Bakın. Özelliklerine bak Çağınberk. Ne var görüyor musun? Bu ne? Evet. Bunlar tam senin istediğin gibi iki iskeleti kazarak çıkaracakmışız bir de. Çekici gördün mü? Çekiç var bak köşede. Kazarak çıkaracağız. Yani tam senin istediğin gibi Çağınberk. Sen büyüyünce ne olmak istiyordun? Arkeolog. Evet. Çağınberk arkeolog olmak istiyor. Arkadaşlar T-Rex ve Triceratops'u birazdan kumların içerisinden kazarak Çağınberk çıkaracak. Setimizi göstermeye devam edelim. Karanlıkta parlıyor bu iskeletler. Bu şekilde arkadaşlar içindekilerde toprak kütlesi varmış. Çekiç, keski, hayvan kartları varmış Çağınberk içinde. Dinozorları tanıtan hayvan kartları sanırım. Ve resimli de kılavuzumuz varmış. İşte bu kemikleri bulacağız şimdi. Ve size buradan hepsini tek tek göstermeye çalışacağız Çağınberk'le. Yavaş yavaş kutumuzu açarak başlayalım. Ben yardımcı olayım Çağınberk'e. Evet Çağınberk oradan açalım bakalım. Şöyle koyalım. Bakalım bir saniye. Çağınberk de haberi yoktu. Sürpriz yapmıştım. İçinden dinozor çıkacağını bilmiyordu ama ona dinozorlu tişörtünü giydirdik. Göster bakalım. Tam tişörtüyle beraber dinozor kazısı yapmaya hazır arkeoloğumuz. Bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle yapalım. Oo. Oo, Çağınberk görüyorsun. İşte Çekiç. göster bakalım, Vida göster. bak. Evet, o keski. Şu arkasından vuracağız. Böyle arkasından çekici. Evet arkadaşlar, setimizin içinden çıkanlarla devam ediyoruz. Buradan bir toprak yığını çıktı görüyorsunuz. Bakalım hangi dinozorun kemikleri çıkacak? Evet. Ne vardı içinde başka? Resimli kılavuzumuz var. Bize dinozorlar hakkında bilgi veriyor ve bizim işlemleri nasıl yapacağımızı anlatıyor arkadaşlar burada. Çok güzel Sakin bilgi veriyor. sakin burada. Evet, Yoksa Çağınberk. kemikleri kırabiliriz. Burada da dinozorların kartları var. Özellikleri yazıyor. Şu şekilde mesela örnek verelim. Şöyle koyup size gösterelim arkadaşlar. Brachiosaurus. Mesela bu. Arkada da etçil ağırlığı 80 ton. Brachiosaurus'un ağırlığı 80 ton Çağınberk. Uzunluğu 25 metre. Yani 6 tane araba uzunluğunda. 6 tane araba uzunluğunda ve 2000 köpek ağırlığında. 2000. Çok mu şaşırdın?
Ve etçil diyor. Bence burada bir hata yapmışlar arkadaşlar. Bence Brachiosaurus için etçil yazmış ama yanına gördüğünüz gibi yaprak koymuş. Bence kartlarda bir yanlışlık var. Otçuldur çünkü, değil mi Çağımlak? Brachiosaurus otçul bir hayvandır. Otçul yazmış. Kartta bir hata olmuş sanırım. Unutmuşlar. Evet evet, unutmuşlar bence de. Orada bir hata yapmışlar. Tamam, al bakalım sen onu. Evet arkadaşlar, buradan da bu bölümden de bakın, buradan da diğer dinozor çıkıyor. Tut bakalım kutuyu Çağımlak. Evet. İki tane şöyle iki tane toprak kütlesi çıktı. Bu toprak kütlelerini içinden çıkan, Çağımlak göster bakalım. Çekiç ve keski yardımıyla birazdan kırmaya başlayacağız. Ve daha sonra da kemiklerimize ulaşacağız. Hadi bakalım Çağımlak. Başlayalım, açıp bir tanesini açıp başlayalım bakalım. Evet, şimdi toprağı kazmaya başlayalım bakalım. Arkeolog Çağımlak başla. Vur bakalım, vur. Evet, sert vur biraz ya. Sanırım bayağı zor. Arkeolog olmak kolay mı? Çağım Bey hadi bakalım. Arkeolog olmak istiyordun. Çok mu zor? Zorlanıyor muyuz? Bakalım hiç parça kırabilmiş mi? Çağımlak herhangi bir parça kıramamışsın. Bir de ben deneyeyim. Bir de ben deneyeyim. Vur bakalım. Sen tut keskiyi. Tut bakalım, bir de ben vurayım. Bayağı sert ya bu. Etrafa da saçılıyor arkadaşlar. Bu seti açtıktan sonra kırmaya başladığınızda mutlaka altına bir şeyler serin masanızın. Ya da ne yapın? Dışarıda bir yerde yapın. Yoksa etrafı biraz kirletebilirsiniz. Haberiniz olsun. Biraz zor kırılacağı benziyor. Ben biraz Çağımlak'a yardım edeyim. Birazcık sağını solunu kırıp kazmaya başlayalım bakalım neler olacak. Hadi bakalım Çağımlak. Zorla zorla zorla. Dur bakalım biraz Çağımlak'a yardım edeyim. İşini kolaylaştırayım. Sonra Çağımlak devam etsin. Evet arkadaşlar, birazcık şurada gösterelim Çağımlak. Biraz yer açtık. Aynı arkeologların yaptığı gibi bir kazı çalışması yapmanız gerekiyor. Biraz kolay yapmamışlar. Zorlanmanızı istemişler. Böyle oymamız gerekiyor. Oya 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 oya. Bakın görüyorsunuz çıkan toprağı. Bakın bunların hepsi gerçek toprak. Yavaş yavaş bakın. Öyle. Bu arada bu eski toprak. Evet ya, çünkü içinde dinozor kemikleri var. Milyonlarca yıl önceden mi kalmış? Eskiden topraklar böyle beyazdı. Ama artık topraklar yenilendi. Beyazı gitti, kahverengisi geldi. Ha, ondan diyorsun. Neyse hadi bakalım. Kazmaya devam edelim. Evet. Biz devam edelim arkadaşlar. Bir çok zor. Bir tane kemik var galiba. Ucu çıkmaya başladı sanki. Kemikler görününce yeniden geliyoruz. Evet, kazmaya devam ediyoruz. Hadi. Gerçekten mi? Bakalım. Bak. Fırçamızla da temizleyelim. Evet arkadaşlar, kemik görünmeye başladı. Biraz zorluyor tabii. Bakın çıkan kumu görüyor musunuz? Yani gerçekten arkeologlar gibi kazıyor Çağımlak, değil mi? Kolay mıymış arkeolog olmak bakalım? Pek de değil yani. Biraz zorlandık. Daha devam ediyoruz. Bakalım kemiklerin hepsini çıkarınca hangi kemik? Bir de onu da bilmiyoruz. Triceratops mu çıkacak ilk, yoksa T-Rex mi? Bence karar verelim. Ya da bilmece olsun. Tamam hadi bakalım, sürpriz olsun. Acaba senin dediğin Triceratops mu çıkacak? Ya da benim dediğim şey mi çıkacak? T-Rex mi çıkacak? Hadi bakalım, kazmaya devam. Bu arada fırça getirdim. Ne yazık ki bu setin içinden fırça çıkmıyor. Fırça çıksa o da güzel olurdu. Çünkü arkeologlar kazı yaparken çok hassas çalışırlar. Ve böyle fırçayla temizleyip
önlerini görmek isterler. Biz de ne yapalım? Mutfaktaki fırçamızı getirdik. Annemizden aldık, değil mi Çağmer? Şimdilik bununla idare ediyoruz. Siz de bu seti alırsanız böyle kullanabilirsiniz. Devam edelim bakalım kazıya. Evet arkadaşlar, parçalanma başladı. Kemiği bulduktan sonra Çağanberk çekiçle vura vura parçalandı. Bakın, kemik parçalarımızı temizliyor Çağanberk. Hassas bir çalışma yapıyor arkeoloğumuz. Evet devam ediyoruz. Bakın kemik parçalarımız çıkıyor. Hala burada çıkmayan kısımlar var. Ayak var bir tane kısacık. Evet. Kimin olduğu belli oluyor Evet. zaten. Bilmiyoruz ki ama. Triceratops. Bilmiyoruz. Bakalım bütün parçaları bir toplayalım. Evet arkadaşlar, kemiklerimizin hepsini çıkardık. Bakar mısınız? Kemik izlerine bakın şu topraktaki. Arkeoloğumuz Canberk de hassas temizlik işlerini yapıyor son kemiklerdeki. Birazdan kemiğimizi birleştireceğiz. Bakalım bu toprak kütlesinin içerisinden ilk kazımızı yaptığımız topraktan hangi dinozor kemikleri çıktı? Birazdan birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar kemiklere. Şöyle bir tanesini gösterelim. Bakın hala aralarında topraklar var. Arkeoloğumuz bunların hepsini temizleyecek. Çağanberk, iyi temizleyememişsin ya. Çünkü İyi. ben daha çocuğum. Daha çocuksun. Tamam. Birlikte yaparız o zaman. Bunları Fazla güzelce temizleyemem temizleyelim. bunları. Ondan sonra Ben da çıkardım. birleştirip arkadaşlarımıza gösterelim bakalım. İlk kazımızda hangi dinozorun kemiklerini bulduk? Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar, kazımızı bitirdik. Kemiklerimizi çıkardık. Kemiklerin içerisindeki pislikler kolay gitmedi. Çağanberk'le gidip hepsini yıkamak zorunda kaldık ve birleştirdik. İşte ilk kazımızda ortaya çıkan Triceratops. Arkadaşlar bakın, başı da oynuyor. Çağanberk göstersin bize. Baş kısmını oynar bir şekilde yapmışlar. Şöyle Tamam. çek bakalım bir elini Çağanberk. Arkadaşlarımız görsün. Kuyruğu, kemikleri çok güzel yapmışlar. Baş kısmını da bu şekilde oynar bir şekilde yapmışlar. Görüyorsunuz. Triceratopslar otçul hayvanlardı ve T-Rex gibi etçil hayvanlardan kurtulabilmek için, yani etçil dinozorlardan kurtulabilmek için bu boynuzlarını kullanıyordu, değil mi Çağanberk? Arkadaşlar evet, bu Triceratops ve T-Rex seti aynı zamanda karanlıkta parlıyor. Size de göstermek istedik. Işığı kapattık. Ama ne yazık ki parlıyor. Biz görüyoruz. Fakat kameraya yansıtamadık. Tam olarak bir ışık saçmadığı için, o nedenle sadece gözümüzle görebildiğimiz bu olay. Bu arada şöyle koyalım Çağanberk. Şöyle doğal ortamında, değil mi? Kayalıkların içinde bir Triceratops. Şöyle daha Ayaklarını da güzel. gösterelim. Evet, öyle öyle dursun. Ayaklarını da göster Çağanberk. Ayakları da hareket ediyor. Evet, o şekilde yukarı aşağı şekilde hareket ediyor. Başı hareket ediyor. Güzel bir oyuncak Çağanberk. Evet arkadaşlar, ilk kazımız bitti. Bir sonraki kazımız için sizleri bir sonraki videomuza bekliyoruz. Bakalım bizi hangi maceralar bekliyor? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.